Ah bitti. Saklamış bunu. Hiç de görmedim üstünde. Hiç giymedi de ondan. Babanızın hediyesiydi o. İlk subay maaşını almıştım. Babaanneniz kıyameti koparmıştı. Çocuklarınız heyecan dururken... ...anan ölü diye sop alırsın diye. Oğlundan, kocasından mektuplar. Hepsini saklamış. Bakayım. Dedeniz babaannenize mendireyim diyor. Mendirek mi? Harbin ortasında diliyorum ki bir gemi olayım. Nice azgın dalgaya dayanmış. Fenerine baka baka limanına geri geleyim. Ben bu evin direğiysem sen de benim mendireyim. Öyleydi. Dedenizin alyansı. Artık babanıza verme vakti geldi. Kim o şimdi? Yakup? Hazırım. Tavernadan ayrılmam icap etti de kalacak başka bir yer bulana kadar eşyalarımı burada bırakabilir miyim diye soracaktım. Ne demek Yakup? Buyur geç. Sağ ol. Eşyalarımı bırakayım gideyim ne demek Yakup? Burası senin evin, sen bizim evladımızsın. İstediğin kadar kalabilirsin. Çok sağ ol Nazlı Hanım. Ben hemen bırakıp çıkayım. Bir alayım evde mi? Yok. Ben de Cevdet'le ilgili konuşmak istiyordum seninle Yakup. Gitsene içeri. Hayırdır? Cevdet'te bir hal var Yakup. Hani sabah erkenden çıktı gitti. Hiçbir şey söylemeden... Biliyorum yaşadıkları hiç kolay değil. Anamızı kaybettik ama... bir şey olduğunda o ilk benimle paylaşırdı. Aziz Hanım, sizden saklayacak değilim. Ne oldu? Korkmayın, mühim bir şey değil. Lakin... zannımca Miralay'ın asabı bozuk. Orada uzun yaşadığı felaketten sonra... esir düşen birkaç tane askeri kurtarmak için... dün biz bir plan yaptık Miralay'la. Miralay... Yunan generali olarak karakolda bir zafiyet yaratacak. Ben de esirleri, askerleri kurtaracaktım. Karakolun dışında beklerken... içeriden işaret yerine silah sesleri gelmeye başladı. Dayanamadım, girdim içeri. Miralay, karakolda ne kadar Yunan askeri varsa... hepsini vurmuş. Yakup Cevdet yapmazdı böyle şeyler. Ya başına bir şey gelseydi? Allah korusun, hepsini alt etmiş Aziz Hanım. Lakin dediğiniz gibi Miralay yapmaz da. Aziz Hanım, Miralay hayatında gördüğüm en dirayetli askerlerden biri. Ölümü de harbi de hepimizden, herkesten daha iyi bilir. Lakin yine de bir erkeğin öksüz kalması hiçbir felakete benzemez. Hasip Hanım'ın yokluğu sarsmıştır onu. Geçecek inşallah. İnşallah. Sadece annemizi kaybetmek değil, o ölürken ona verdiği sözün yükü de omuzlarında Yakup. İnşallah bu yükü tek başına kaldırmaya çalışmaz. Türklerin zafer umudu artık bir hayalden ibaret general. Avucumuzun içindeler. Yeniden saldırıya geçmek için çok fazla beklemeyi doğru bulmuyorum general. Bunu sadece asker sayımız ve mühimmatımız olarak değil,
Moral olarak da onlardan çok üstünüz. Onların yeniden nefes almasına fırsat vermeden harekete geçmeliyiz. General. Affedersiniz komutan. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Öyle mi? Evet komutan. Şaşırdım. Zira genellikle bu konularda bana daha temkinli olmamı sağlık verirdiniz. Sizden yine aynı tepkiyi bekliyor idim doğrusu. Bir askerin her zaman aynı fikirde olması beklenemez komutan. Şartlar değişince fikirler de değişmelidir. Sakarya'ya kadar geldikten sonra durmanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Güzel. O halde general, 20 gün içinde taarruza geçeceğiz. Türklerin 20 günde değil toparlanmak, kafalarını bile kaldıracak halleri olmaz. Taarruza geçeceğiz. Ve öyle sanıyorum ki general, bu bizim son taarruzumuz olacak. Girin. İmzalamanız gereken bazı evraklar var. Şöyle bırak, sonra imzalarım. Türk ordusunun durumu vahim diyorlar, doğru mu? Cepheden gelen havadisler fena. Eskiden mesele silah, mühimmattı. Şimdi topyekun savaşa hazırlanıyoruz, asker toparlıyoruz ama onları doyuramıyoruz bile. Yunan ordusu ne zaman taarruza geçecek, o belli mi? Kumandan Filipos 20 gün içerisinde taarruza geçmeyi planlıyor. Artık buna da karşı çıkmak dikkat çekecek kadar abes olacak diye mani dahi olmaya çalışmadım. Elim kolum bağlı. En mühim ihtiyaç yiyecek. Bir an evvel bunu çözmem icap ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.